Roma'da Kapitoline Müzesi'ndeyiz ve Flavius Kadını Portresi adlı muhteşem büste bakıyoruz. Buradaki Flavius kelimesi Flavius Hanedanı'ndan geliyor. Antik Roma İmparatorluğu tarihine şöyle bir göz attığımızda hemen aklımıza dönemin imparatorları gelir. Aslında her biri farklı ailelerden geliyorlar. Mesela Roma'nın ilk imparatoru Augustus, Julio Claudian Hanedanı'ndan gelir. Bu minvalde milattan sonra 1. yüzyılın sonlarına doğru Flavius adında bir hanedan mevcuttu. Bu imparatorlar Vespasian, Titus ve Domitian şeklinde sıralanabilir. Kısa zamanlı olmasına rağmen çok önemli bir hanedanlıktı. Roma, İmparator Nero'nun zorlu hükümdarlığından daha yeni kurtulmuştu. Nero, şehir merkezinin önemli bir kısmını kendi sarayı için parsellemişti. Anlayacağınız üzere oldukça otoriter bir rejim vardı. Bu yüzden Vespasian bunu tam tersine çevirmek için epey zaman harcadı. Bunun en güzel örneği de Kolezyum binasıdır. Burası halkın ziyaret edip eğlenebileceği bir yerdi. Aslında bu binanın gerçek ismi Flavius Amfiteatrosu'ydu. Bu heykelle ilgili başka bir not da bizim bu heykeli yıllar yılı bir Flavius kadını zannetmemizdir. Günümüzde bazı sanat tarihçileri bu heykelin Flavius tarzıyla yapılmış bir kadını temsil ettiğini düşünüyorlar. Bunu da kadının saç stilinden çıkarıyorlar. Çünkü bu model Flavius stili diye bilinir. Ancak bu heykel 2. yüzyılın başlarında yapılmış. Muhtemelen Flavius Hanedanı'nın 40 ya da 50 yıl sonrası. Harikulade bir saç modeli olmuş. Saçın ön tarafı önde ve havada olacak şekilde bukleler halinde duran bu saç stili yüzün güzelliğini ortaya çıkarmış. Kafanın arka tarafında ise çok gösterişli bir saç örgüsü ve bükülerek oluşturulmuş bir saç modeli görüyoruz. Bu da doğal olarak heykelin en güzel parçalarından biri olan zarif boynunu daha da ortaya çıkarmış. Heykelin gözleri her ne kadar çizilmemiş ya da oyulmamış, hatta boyanmamış gibi dursa da yukarı havaya doğru baktığı gözlenir. Heykelin başı çok narin bir şekilde eğik duruyor. Bu da onun boynunu iyice görünür kılıyor. Heykelin bu zarafet kokan boyun büküklüğü sayesinde çene kemiklerindeki çukurluğu ve dudak burun bölgesindeki ifadeleri daha net bir biçimde görmemiz mümkün oluyor. Bu saç modeli Flavius döneminde çok fazla tercih ediliyordu. Böyle bir saç stilini imparatorun sarayından bir kadının popüler hale getirdiğini tahmin ediyoruz. Günümüzde bile önemli şahsiyetlerin yarattığı modayı takip ediyoruz. Mesela benim aklıma Michelle Obama geldi. Saçlarına kahkül kestirdiği zamanları hatırlıyorum da kahküller moda olmuştu. Önemli bir noktaya parmak bastık. Çünkü baktığımızda heykelin saç modeli çok fena duruyor. Gözlerimize hiç hitap etmiyor. Çok da komik aslında. Öbür yandan 1. veya 2. yüzyıllarda bu saç stili muhtemelen çok popülerdi. Açıkçası geçmişe referans yaptığında düşünmek garip geliyor. Bu o zamana göre daha modern bir kadın sayılabilir. Çünkü kendini bir önceki yüzyıldan kalma bir stille resmetmiş. Bunun doğru olduğunu varsayarsak, Antik Roma'da bile imparatorluğun eski yılları tarihsel bir bakışla ele alınırdı. Portre heykel parlak mermerden yapılmış. Bu heykelde bukleli saç stili sayesinde kadının yüzüne derin gölge teması olabildiğince işlenmiş. Bunu yaparken keskinin yanında matkap da kullanılmış. Sonuç olarak da daha hoş ve derin oyuklar ortaya çıkmış. Tabii ki elektrikli bir matkaptan bahsetmiyoruz. Elle çevrilen ya da yay aracılığıyla çalışan bir matkapla yapılmış olsa gerek. Bu yüzden bu heykeltıraşın ortaya koyduğu yetenekleri ve beceriyi takdir etmek lazım. Düşünsenize, ufacık bir parçası dahi kırıldığında tüm heykele sil baştan başlamanız gerekir.